Kimsenin şunu açıkladığı yokken bir tane yetkili çıkıp da şunu açıklamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklasın mesela. Ya da Hazine Maliye Bakanı açıklayabilir. Merkez Bankası Başkanı açıklayabilir. İlgili bakanlıklar açıklayabilir. Neden döviz yükseldi mi, fiyatlar artıyor? Niye bunu kimse açıklamıyor abi? Fırsatçılar deyip çıkıyorlar şimdi. Efendim? Fırsatçılar deyip çıkıyorlar işin içinde. Yok, Türkiye'ye göre yok. %11 fark var. Abi, ya gayet basit bir şey. Bunu Merkez Bankası Başkanı da çıktı söyledi. İşte dövizin enflasyon üzerinde direkt etkisi var dedi. Niye direkt etkisi var? Ya bunu bir açıklasınlar. Yani bir ülkede döviz yükseldiğinde enflasyon patlıyorsa ortada bir sorun var demektir. Yani o ülke ithalatçı bir ülke demektir. Döviz düşmesine rağmen fiyatlar düşmüyorsa da döviz bir zam aracı olarak, bir vergi aracı olarak kullanılıyor demektir. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Döviz düşmesine rağmen fiyatlar yükseliyorsa döviz bahane edilerek zamlar yapılıyor demektir. Ekstra vergiler konuluyor demektir. Halk fakirleştiriliyor demektir. Halkın tepesine çaktırmadan biniliyor demektir. Bakın, çaktırmadan. Size ne deniyor? Zam yapıyoruz çünkü döviz yükseliyor. Doğru mu? İyi de bakın şunu bir tahlil edin. Son 3 ay 4 aydır Kasım ayından bu yana döviz sürekli olarak düşüyor. Üstelik bizim paramızla düşüyor. Bizim kendi çalıştığımız, emeğimiz olan paralarımızla düşüyor. Bankadaki dövizden falan bahsetmiyorum. Devletin kaynaklarından bahsediyorum. Bütçeden bahsediyorum. Bu para harcanarak döviz baskılanıyor diyorum. Merkez Bankası rezervleri tüketilerek, ihtiyat akçesi harcanarak döviz baskılanıyor diyorum. Bunların hepsi bizim paralarımız. Dolayısıyla madem bütün sorunumuz dövizi düşürmek ve buna bağlı olarak enflasyonu düşürmekse neden fiyatlar gevşemiyor, aksine yükseliyor? Bu soruları sormak zorundasınız. Birinci soru. Döviz yükselince fiyatlar neden yükseliyor? Bir tek ekonomide olur bu, o da ithalatçı ekonomide. Üretmeyen ekonomide, dışa bağımlı ekonomide, sömürülen ekonomide, manda ekonomisinde olur. Yani şu anda kimse kusura bakmasın, dövize bağlı olarak fiyatlar artıyorsa Türkiye sömürge haline getirilmiş demektir. Çok net, çok net. Milliyetçi kardeşlerim, milliyetçi kardeşlerim. Milliyetçiyiz, oyuz buyuz diye bir sorun. İlave yapayım. Bak, bunu demin bahsettiğim sanayi odası başkanı öyle karnından falan değil, çok açık konuştu. Tamam, para geliyor da bize öyle para lazım değil dedi. Tekrar Türkiye'yi bir ithalat cenneti yapacak, aynı hatayı yapacağımız bir para lazım değil. Bize gerçekten hani gelsin, burada istihdam yaratan, teknoloji getiren, başımızla beraber gelsin zaten. Ya firma alıyorlar gelip, yani buradan sermaye devralıyorlar, ya da vurkaçla gelip paralarımızı alıp ceplerine gidiyorlar. Bize böyle bir para lazım değil diye adamcağız derken yani sevimlilik manasında söylüyorum, koskoca başkan açık söyledi ve çok uzun zamandır söylüyor bunu. Ya arkadaşlar, bir şey daha ekleyeyim, sorgulayın. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Sorgulamanız gereken şeyler o kadar basit ki. Bizim Konya ovamız kadar olan bir ülke Hollanda tarım ihracatında 116 milyar liralık bir ciro yaparken, bakın, tarım ihracatında kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, 116 milyar dolarlık da ihracat gerçekleştirirken biz neden onun 25 katı toprağa sahipken, tarım toprağına sahipken onun onda biri kadar tarım ihracatı gerçekleştiriyoruz? Ki ben biliyorsunuz tarım ihracatına karşıyım. Tarım ihracatına karşıyım abi ben. Yani çok çok fazla üretirsin, o zaman ihracat elbette. Ama kendi vatandaşına çer çöp verip ya da pahalıya verip eğer ki satıyorsan, ihracat yapıyorsan bu deliliktir abi. Bugün bir haber okudum, içim sızladı. Hamsi ihracatında 900 bin mi neyse, hiç bakmadım bile, sinirim bozuldu çünkü, ihracat geliri elde edeceğiz. İyi de kardeşim, niye piyasada 40 liraya hamsi satıyorsun o zaman? Ver iç piyasana, ver gariban yesin, iyi hamsiyi Türk vatandaşı yesin ve ucuza yesin. Enflasyon da düşsün. Evet. Bu
bu büyük bir hainliktir ya. Kendi vatandaşını sevmemektir, biliyor musun? Kendi insanına düşmanlıktır bu. Yıllardır en iyi domatesi Rus yer. Bu geyik değildir. Kahve geyiği gibi görünür ama değildir abi. En iyi patlıcanı Rus yer. En iyi muzu Rus yer. En iyi portakalı Rus yer. Üstelik bizim yetiştirdiğimiz en iyi ürünlerdir. Ama Rusya kendisi de üretip ihraç ediyor bir yığın tarım ürününü. Mesela buğday, arpa, bütün tahılların şu anda neredeyse merkez noktası haline gelmiş durumda Rusya. Domates üretmeye başladı vesaire. Rusya ürettiği ürünlerin en iyisini kendi vatandaşına ayırdıktan sonra geri kalanını ihraç ediyor. Mantıklı. Bakın arkadaşlar, bu sömürgeciliktir, sömürülmektir. Çok net söyleyeyim. Buna izin vermek, buna çanak tutmak, buna okey vermek, bunu teşvik etmek sömürgeciliğe teşvik vermektir. Çok Türkiye'nin iyi. Çok net bir örnekle kapatayım. Yani benim bölümümü kapatayım. Çok basit bir örnek vereceğim. Hollanda, Konya Ovası kadar bir yüz ölçümüne sahip, tarım alanına sahip, 116 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Çok basit bir matematik hesabıyla söz size bırakacağım. Türkiye'nin toprakları Hollanda'nın 25 katı değil mi, tarım toprakları? Biz evet. Tarımımıza Hollanda kadar yatırım yapmış olsak ne kadar tarım ihracatı gelir elde ediyoruz biliyor musunuz? 2 trilyon dolar arkadaşlar. 116 milyar doları çarpın 25 ile ne demek istediğimi anlarsınız. Ya böyle düz hesap olur mu? Olur kardeşim. O kadar düz hesap olur. Ya Selçuk, 2 değil de 1 olsun. 1 trilyon dolar Türkiye'nin toplam büyüklüğü değil. Yani diyorum ya, 2 değil de 1 olsun. Aynı şeyi hani maddeleri paylaştım. Ters sterilizasyonun veya Türk lirasının güçlenmesi nedendir ama Selçuk bunu ihracatla, döviz ihtiyacıyla vesaire güzel açtı. Senin de bir analizini alalım burada. Ya şimdi ben olaya biraz farklı bir boyuttan bakacağım Selçuk. Çünkü çok güzel bir kısmını kapattı konunun ve anlattı. Şimdi ben biraz geleceğe bakacağım. Yani döviz kuru, ekonomi, bunları etkileyecek en büyük faktörler nedir diye bakacağım. Önümüzde Mart ayı geliyor biliyorsunuz. NATO zirvesi olacak. Şimdi bizim S-400'lerle ilgili problemimiz var. Bu PKK-YPG ile ilgili problemimiz var. Libya ile ilgili sıkıntı var. Yunanistan'la ilgili sıkıntı var. Mısır'la var. Yani baktığımız zaman çevremizde bizim ciddi problemlerimiz var. Ve Amerika ile oturup çözmemiz gereken bir S-400 krizi kucağımızda. Şimdi bu nasıl sonuçlanacak? Müspet sonuçlanırsa iyi ama menfi sonuçlanırsa ekonomimize zarar vereceğini düşünüyorum. Ve vereceği zarar sadece dövizle de sınırlı kalmayacaktır. Dövizin dışında da başka şeyleri etkiler. Özellikle dış yatırımla ilgili bazı kararları etkiler. Yani biz ne kadar S-400 konusunda dik durursak o kadar bu işten zararlı çıkma ihtimalimiz var. Burada iktidar kararı verecek. Ya S-400'den vazgeçecek ve karşılığında ona göre bir strateji izleyecek ya da S-400'e direnecek, karşılığında da göze alıp o riske girecek. Ben hangisi doğrudur diye burada bir yorum yapmıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü bu S-400 işine kendileri girdiler. 2,5-3 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Türkiye'nin de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Yani hava saldırısına karşı hiçbir savunmamız bizim doğru düzgün yok. Yani bugün İran 300 kilometre menzilli füze ürettiğini açıklıyor. Onun testlerini yapıyor. Şimdi İran'dan Türkiye'ye bir füze gelse kim vuracak o füzeyi? Biz yani hava savunma sistemimiz olmadan bunlara karşı nasıl kendimizi savunacağız? Ya bu da önemli bir konu. Onun için bunu çok gönüllü değerlendirmek lazım. Ama
benim vurgulamak istediğim, Mart ayındaki NATO zirvesinde bizim bir orada göbeğimizi keseceğiz. Nasıl olacak? Ekonomiyi etkileyeceğini düşünüyorum. İkinci, gene Mart ayı içinde bizi etkileyeceğini düşündüğüm olay Halkbank davası. Uzun zamandır Halkbank davası ile ilgili bir gelişme yok. O olay bitti gibi lanse ediliyor ve onunla ilgili bir sorun yokmuş gibi lanse ediliyor. Ama durum öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Mart ayında onun davası geliyor ve o davadan Türkiye'ye acaba bir yaptırım çıkacak mı? Çıkarsa bu yaptırımın boyutları kaç milyar dolarlarda seyredecek ve bunun Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne vereceği zarar ne olacak gibi konular da işe dokunur, ciddiye alınması gereken konular. Yani ben bu döviz seyri, ekonomik seyre bakarken bu iki konuyu çok önemsiyorum. Bunun dışında pandemi de üçüncü bir faktör olacak. Eğer pandemi rakamlarımızı çok ciddi şekilde aşağılara çekemezsek Mart-Nisan aylarına kadar bizim için olmazsa olmaz, hele döviz anlamında çok önemli bir girdi olan turizm sektörü riske girecek ve bizim turizm sektörümüzün riske girmesi demek bizim 30 milyar dolarlık bir kayba gireceğimiz anlamına geliyor. Bu da Türkiye ekonomisi için çok büyük bir darbe olur. Çünkü bu bizim turizm tesislerimiz aslında bacasız birer fabrika. Yaz sezonunda Türkiye'ye yurt dışından çok ciddi döviz girdisi sağlayan ve istihdam yaratan bir sektör. Ve burada da bu pandemi şartlarında burada da çok bizim bu seneki ekonomik performansımızı etkileyecek üçüncü bir unsur olarak görüyorum. Yani ben daha çok artık geleceğe bakıyorum. Hani olanlar olmuş durumda. Şu andaki gidişat da belli. Yani yaptıkları strateji belli. Varmaya çalıştıkları yer belli ama bizim kontrol edebildiklerimiz var, edemediklerimiz var. Biz dışa çok bağımlı bir ülke olduğumuz için kontrol edemediğimiz faktörler bizi ne yazık ki daha fazla etkiliyor. Onun için ben bunlara biraz vurgulamak istedim. Bu üç tane gelişme bizim 2021 performansımızı ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyorum.